1 Mayıs kutlamalarının Ankara'daki merkezi Tandoğan Meydanı'ydı. Çok sayıda sendika, parti ve meslek örgütü, Ulus'ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nden Tandoğan'a yürüdü. Alanda kıdem tazminatı ve çocuk istismarı ile ilgili mesajlar dikkat çekti. Vatandaş da 1 Mayıs'ta neden sokakta olduğunu anlattı. İşçilerin ellerinden emekleri almak isteniyor. Onun için onlara destek vermek için ben buradayım. Geleceğim için buradayım. Çocuklarım için buradayım. Çocuklarımın hakları için buradayım. 36 sene çalıştım. 8 senelik emekliyim. 1 milyar 550 lira maaş alıyorum. Yeteri gelmediği için mecbur simit satıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara temsilciliği olarak meydanlardayız. Kıdem tazminatı, aylık bağlanma oranı, yaş ile ilgili sorunlarımız, kısacası 1999 öncesi haklarımızın mücadelesi için sürekli sonuna kadar devam edeceğiz. Bence 1 Mayıs haklarını arayan işçilerin günü hocam. Özellikle son zamanlarda duyduğumuz haberler gerçekten iç parçalayıcı. Yani ülkemizde böyle şeylerin yaşanması çok üzücü. Mayıs için alınan yürüyüş önlemlerini bence işçiler için almaları daha doğru olurdu. 17 yıllık AKP iktidarı boyunca ithalata dayalı, sıcak paraya, ranta dayalı ekonomik model bütün uyarılarımıza rağmen sonunda çöktü. Çökeceğini de biliyordu emekçiler. Bugün alanlardayız çünkü bu krizi biz yaratmadık. Bedelini de biz ödemeyeceğiz. Ben Ecevitçiyim. Ecevit işçilere hak verdi. Yürüyüş hakkı, grev hakkı, toplu sözleşmesi hakkını verdi. Yani ne değil? Ben öğrenciyim. Üniversite öğrencisi Hacettepe'de. 1 Mayıs bizim için çok önemli çünkü öğrenciler olarak hem çalışıyoruz, okumak için parasız eğitim talep ediyoruz. Eşitlikçi özgür eğitim talep ediyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığını söylemek için buradayız. Bu sistem ne kadar haberin üzerine giderse gitsin, şunu da biliyoruz ki habere olan ihtiyaç, bu ister gazetede olabilir, televizyonda olabilir, sizler gibi mecralarda olabilir, habere olan, yoruma olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacak. İşçi kadrosu diye bir kadro verdiler ama ne kadro var ne bir şey var. Maaşlarımızda artma yok. Haklarımız verilmedi. Yani o konuda sıkıntımız var. Onun için de bunlara, meydanlara düştük. Emek günü olarak görüyorum. Halkların mücadele, birlikte hareket etme alanlarda, fabrikalarda, toplumun her kesimde mücadeleyi birlikte pekiştirme ve başarıya ulaşma alanları olarak görüyorum. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan devlet memurlarıyız. Yıllarca bu teşkilata emek vermiş insanlarız. Memurlar hep ikinci planda kalmıştır. Subaya subaya yapılan zamlardan memurlar yararlandırılmamıştır. Kortejlerin Tandoğan'a ulaşmasının ardından kurulan sahnede etkinlikler yapıldı. Önce Çankaya Belediyesi temizlik işçileri çöp kutuları ve temizlik malzemeleriyle konser verdi. Politik duruşuyla öne çıkan Moğollar grubunun sahne almasıyla etkinlik sona erdi.